Herkese merhabalar. Bugün paralel kenar test 22'yi çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Birinci sorumuz ABCD paralel kenar AC köşegen AE ile ECD birbirine eşitmiş 20'ymiş. Şimdi paralel kenarda biliyoruz ki karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani şu DC'ye biz çizgi dersek AE'ye çizgi demiş. O zaman biz AB'de bir çizgi diyebiliriz. Bakın görüldüğü üzere AE ve bir ikizkenar üçgen çıktı. Burası 20 ise ters açılardan şurası da 20'dir. İkizkenarın taban açıları kaç? 80-80 olur değil mi? 160, 20 de burada 180 olacağı için BEC'yi soruyor. BEC. Yani şu açıyı soruyor. O zaman buraya da 100 derece diyebiliriz. Tamam mı? Evet, gelelim ikinci sorumuza. ABCD paralel kenar AE ile CD eşitmiş. AE ile CD eşitse o zaman ben şuraya bir kırmızı desem, şöyle kırmızıyla boyasam, şuraya da kırmızıyla boyamam lazım değil mi? Çünkü AB ile de CD birbirine eşit. Sonra AD ile BE eşitmiş. AD ile BE eşitse karşıt kenarlar eşit olduğu için şurada bir tane bir çizgi diyebilirim değil mi? Şurada çizgi, bu da çizgi. Sonra ne diyor? ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Şurayı soruyor. Tamam. Ne yapalım? Mesela şu ikizkenarlı bir kullanalım. Ne bileyim, ikizkenarlı bir kullanalım. Mesela ne bileyim, şuraya 2x diyeyim ben. Şuralarda 90 eksi x'e 90 eksi x olsun. Sonra burası 36 artı 2x'e karşı kenarı. Şurası da 36 artı 2x karşı açısı. İkizkenar olduğu için şurasına da 36 artı 2x diyebiliriz belki, değil mi? Sonra burası tepe açısı. Tepe açısı olduğundan şununla şunun toplamı, bir de bunun toplamı 180 olacağı için şu 36, 36, 72, 180'e varmak için 108 lazım. 2x'lerin toplamı da eksi 4x ki onlara götürsün diye. Şimdi buradan şu 36 artı 2x ile şu 36 artı 2x ile şurada oluşan 90 eksi x artı 108 eksi 4x'in toplamı 180 derece olacak değil mi? Paralel kenarın ışık iki açısının toplamı 180 derece. Bakalım ne diyebileceğiz? Şimdi 2x, şurası x yaptı, şurası eksi 3x. Bu tarafa attım, 3x yaptı. Sonra bu buradaki 90'ı götürsün değil mi? Şu 90 şuradaki 108'den bir 18 bıraksın. O zaman 3x ne olsun? 36, 46, 54 olsun değil mi? O zaman bizim x'imiz de 18 derece bulunsun. Nereyi soruyor? ABC. ABC. Şurası değil mi? Yani şurayı bulsam aslında daha kolay. Şurası 18 ise şuradaki açımız 36. 36, 36, 72 ise o zaman bütünleri de 108 derecedir. Bu deriz. Değil mi? Evet, paralel kenarda açıortaylara çok dikkat etmek lazım. Bunun aynısını yamukta da yapıyorduk. Bir kez burası 56 ise burası da 56 olacağı için ve 2'ye böleceği için 28'e 28 deriz. Mesela şöyle Z'den hemen burayı 28 bulabiliriz. Sonra mesela buradaki açılar aynı. Ne yaparız? 180'den 28'i çıkartırız. 2. 7'den 2 çıktı. 5. 152 mi? Bu da ne yapıyor? 76'ya mı denk geliyor? O zaman şuralarda 76, 76 deriz. EBC demiş. EBC. 76, 56 daha 132. Değil mi? 132 ise burası da 48 derece oluyor. Evet, 3. sorumuz da böyleydi. Gelelim 4. sorumuza. Evet, ABCF dörtgenin çevresi kaçtır? ABCF. Tamam. Şimdi bakalım. Şuraya hemen bir A diyelim. Şuraya A diyelim. Açıortaylara direkt böyle yazıyorum. Şuraya B, şuraya B diyelim. Z'den şurası da A olsun. Tersten şurası da A olsun. Şimdi A ile B arasında bir ilişki bulmak lazım. Bak şurası da 2A'dır değil mi? Karşılıklı açılar birbirine eşit. Bak 2 artı 2B 180 ise 2 artı 2B'nin 180 derece olduğunu biliyorsak o zaman A artı B'nin de 90 derece olduğunu görebiliriz değil mi? O zaman A artı B 90 derece ise hemen şurası 90 derece olur zaten. O zaman burası 5. 3, 4, 5 oldu. 15 ise burası 10. Bak ikizkenarlığı kaçırmayın. O zaman bak burası da 10. O zaman bak burası da 10 değil mi? ABCF demiş. ABCF. He, burayı söylemek lazım. Orayı da söyleyelim. Nasıl söyleyeyim? İkizkenarsa bir tane bir dik çekelim. Şimdi bakın.
A var, 90 var, B var. Sonra A var, 90 var, B var. Bakın şu üçgenle şu üçgen birbirine benzer. 90'ın karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10. Demek ki 2 ile çarparak buraya geçiyor. A'nın karşısı 3 ise A'nın karşısı 6. Burada da 8 kaldı zaten. İkizkenar dik üçgende, ikizkenar dik üçgende, ikizkenar üçgende tabana çektiğimiz dikme tabanı ikiye parçaya bölerdi. O zaman burası da 8. O zaman burası ne yaptı bizim için? 16. 16. 5 orada var. 10 burada var. 15 burada var. Şöyle yaptı. 20, 30, 40, 46 birim yaptı. Tamam. Geldik 5. sorumuza. Bakalım 5. sorumuz ne diyormuş? ABCD paralel kenarın çevresi kaç birimdir? Tamam, 5 6 var, burası var. Şimdi bir kez köşegenler birbirini ortaladığı için bu AC köşegense bunu buradan çektiğim zaman bunun da köşegen olduğunu hemen söylemeliyim. Değil mi? Çünkü 6 ise burası da 6. Sonra 5 var, 12 var. O zaman bak hemen şuraya 13 demeliyim. E artık çıktı herhalde. ABCD paralel kenarın çevresi. O zaman şurası da 13. O zaman şurası da 5. E toplayalım. 5, 13 daha 18. 2 ile çarpsam 36 birimdir. 6. sorumuz ABCD paralel kenar AE açıortay. Bak hiç daha sorunun devamını okumadım. Bunları hemen ikizkenarlı görmem lazım. Tamam, bu AA'yı görmem lazım. Çevresi nedir diyor. Bakalım burası 90'mış. Burası 90'sa o zaman şurası 90 eksi A'dır. Değil mi? Bak burası 2 A ise bak burası da 2 A'dır. Otomatikman şuraya da 90 eksi A kalmak zorunda. Hatta burası bile açıortaydır, değil mi? Çünkü açıortay 90'a gitmişse bu da açıortaydır. İspatını da yapmış bulunduk. Şimdi ne diyelim biz? Hangisine eşittir diyor, değil mi? Şimdi hangisine eşittir? Mesela ben buraya x desem tersten bak burası da x olacak. Değil mi? X, x. Sonra bak burası da x olacak karşılıklı. Bak burası da x olacak. O zaman bak burası da x olacak. Şimdi çevresi 1x, 2x, 3x. 2 ile çarptım. 6x'e eşit olacak. Şimdi hangisiyle hesaplanır? 4ab diyor. 4ab olmaz. 8x olur. 4ad diyor. Olmaz. 4x olur. 3bc olmaz. 3x olur. 5ad olmaz. 5x olur. 6bc. Evet, 6bc 6x olur. Tamam. Bunu da böyle yapabiliriz. Evet, 7. sorumuz. Evet, yamuktan da bunu hatırlıyoruz. Bunlar böyle bir kesişiyorsa açıortay, burası 90'dır ve ortabanın üzerinde kesişiyordur. Yani bunu buradan çektiğim zaman muhteşem üçlü olacak. Tamam mı? 3, 4, 5 var. O zaman bak şurası 5 bölü 2. O zaman şurası 5 bölü 2. Bunun hepsi 5. O zaman burası da 5. Ve muhteşem üçten burası da 5 bölü 2. E burası 7 artı 5 bölü 2 ise bak burası da 7 artı 5 bölü 2. E ne diyordu? Çevresi. E tamam, çevresi 5 burada var, 5 burada var, etti bize 10. 7 burada var, 7 burada var, etti bize 14. 5 bölü 2 burada var, 5 bölü 2 var, burada var, etti bize 5. Değil mi? Şöyle 19 yaptı. 10 daha 29 birimdir deriz. Şuradaki orta taban üzerinde olduğunu unutmamamız lazım. Evet, bir benzerlik sorusu. Evet, köşegenlerin birbirinin ortaladığını kesinlikle ve kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Bak bu ne? CK ne? CK. CK kenarortay. EB ne? Bu da kenarortay. Oranlamada da yapabilirsiniz. Ben farklı bir şey yapayım dedim burada. Kenarortay, kenarortay. O zaman L noktası BCD'nin ağırlık merkezi. Yani buraya A dersem şuraya 2A demiş olurum. Köşegenler birbirinin ortaladığı için burası 3A ise otomatikman burası da 3A'dır. AK diyor. AK'yı 3A bulduk. LC diyor. LC'yi 2A bulduk. Oranladığımız zaman 3 bölü 2 de çıkar. Kelebek benzerliği yaptığımız zaman da aynısı gelir. Evet, açıortay, bak açıortaysa hemen bak burayı nokta deyip hemen ikizkenarlığı gördüm. Kullanacağım. DF3K diyelim. AB'de 4K diyelim. AB nerede? Şurası 4K. O zaman bak şurası K oldu. O zaman bak şurası da 3K oldu. İkizkenarlık kullanacaktım. Bak burası da 3K oldu. Sonra Thales yapacağım belli oldu. 2'ye 2'ye. Şurada yapayım. 2'ye 2 artı 3K ise 1'e 4, değil mi? 1'e 4. O zaman buradan 8 eşittir 2 artı 3K. O zaman 3K 6 ise K'yı buldum. 2. K'yı 2 bulduktan sonra gerisi gelecek. Şurası 6. Şurası 8. Çevresi 14, 2 ile çarptım. 28 birimdir derim.
Tamam. Evet, 9'da böyleydi. Geldik 10'a. 10'da yine bir oranlama sorusu. Yani benzerlik yapacağımız belli olur. Şimdi ABC'de bir paralel kenar AF ile FD eşitmiş. Tamam, DE ile DC eşitmiş. Oranları soluyor. Ne yapacağız? Buradan buraya çekeceğiz veyahut da buradan buraya çekeceğiz. İki tane bir kuralımız var. Mesela buradan buraya çekersem ben şu F orta noktaysa bunun da orta nokta olduğunu bileceğim. Şuraya 2x dersem, şuraya 2x dersem, şurası 4x olsa şuraya x diyeceğim. Sonra mesela 1'e 4 oran olduğu için buraya a dersem buraya 4a diyeceğim. Orta nokta olduğu için burası 5a ise buraya da 5a diyeceğim. Her yeri bulduk gibi sanki. EK şuraya kadar 6a bölü KA. KA da 5a. Değil mi? Artı VK BK bölü KF diyor. E şimdi ben buraya K dersem buraya 4K olup 4K bölü K olacağını görebilirim, değil mi? E buradan ne geldi? 6 bölü 5 artı 4 geldi. 6 bölü 5 1,2'dir. Değil mi? Artı 4 toplarsam 5,2. Bir yerde sıkıntı yaşadık. Bir daha bakalım. EK şurası 6. Tamam. KA da 4. He, KA şurası 4. Biz 5 yazmışız. Şurası 4. 6 bölü 4. Değil mi? 6 bölü 4 1,5. 4 1,5 daha 5,5 olur. Dikkatli olmak lazım. Evet, gelelim 11. soruya. ABC'de paralel kenar AD 6, AC 6, AE 4, ED 8. BD uzunluğu kaç birimdir? BD uzunluğu. Bakalım. Şimdi şu AC köşegen. Biz de şu köşegeni çekelim. Bakalım ne gelecek? Şu köşegeni çekelim biz de. Köşegeni çektikten sonra köşegenler birbirini ortalayacağı için şurası 3, şurası 3 olur, değil mi? Şimdi burada ne diyebiliriz? Şimdi burada 8 var, 4 var, 3 var. Burada sanki bir açıortay gizlenmiş gibi. Bakın gençler, şurası bir açıortay. Zaten bilindik bir üçgen vardır açıortayda. Şöyle. Şöyle bir üçgen. Tamam, şurası açıortay. Şurası 8. Şurası 4. Şurası 3. Şurası 6. Şurası da 6'dır. Hem açıortayı sağlar hem de uzunluğu sağlar. Şu uzunlukta şöyle bulunur. 6 kere 8. 48 eksi. 4 kere 3. 12, 36'dır. 36'nın karekökünü aldığımız zaman da açıortayın uzunluğunu bulmuş oluruz. Yani burada o gizlenmiş. 6 ise o zaman şurası da 6'dır. Köşegenler birbirini ortalıyor. 6, 6, 12 birimdir deriz. Tamam. Evet, gelelim 12. sorumuza. 12. sorumuzda ABC'de paralel kenar. AF kesişim BC. Yani burası tamam. E noktasını vermiş. F ile C ile D arasında bir nokta EF küçüktür AE demiş. İkinci, üçüncü yargıların hangisi daima doğrudur demiş. Bakalım. EF küçüktür AE. EF küçüktür AE. EF şurası, değil mi? AE şurası. Bakalım. Şimdi ben mesela buraya A desem, buraya B desem. Şimdi A bölü B birden küçük olacak, değil mi? Çünkü niye? AB'den küçük olduğu için. AB'den küçük olduğu için A bölü B birden küçük olacak. Pekala A bölü B'nin oranı da EF bölü AE yapıyor mu? Bu da yapıyor, değil mi? Bunun da birden küçük olması lazım. Bundan birden küçük olması için de otomatikman EF'nin de AE'den küçük olması gerekiyor. Bu kesin doğru bir bilgidir. Tamam. Gelelim diğerine. AE küçük EK. AE küçük EK. Ona bakalım. Onu nasıl yorumlayabiliriz? AE ile EK arasındaki ilişki. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bir bağıntımız vardı bizim. AE'nin karesi, değil mi? Şuraya yazalım onu. AE'nin karesi eşittir. EF çarpı EK. EF çarpı EK diyebiliriz. Şimdi biz EF ile AE'nin birden küçük olduğunu gördük ya. Şimdi şunu şöyle yazsam ben. AE çarpı AE eşittir EF çarpı EK. Değil mi?
Şimdi ne yapalım? EK'yı buraya alalım. Yani AE bölü AE bölü EK eşit olsun. AE bölü EK eşit olsun. EF bölü EF bölü AE. Değil mi? Bunu yapabilirim. İşte aşağı çarpmayınca da oluyor. Şimdi EF bölü AE'yi birden küçük bulduk. Bunu birden küçük bulduk. O zaman bu da birden küçük. Değil mi? AE bölü EK da birden küçük. AE bölü EK birden küçükse şöyle büyük bir yapayım. Bir onlardan büyüktür. Tersten baktığım zaman EK büyüktür. AE oldu. Kesin mi? Kesin. EK büyüktür. AE. Kesin. Evet. Güzel. Sonra AE ile FK'nın eşit olduğunu söylemiş. Daima doğrudur diyor. Daima AE ile FK niye eşit olsun? Olsa zaten böyle bir kural verilirdi. Şöyle yapalım. Özel olarak şu F'yi orta nokta seçelim. Şimdi ispatı şöyle çürüterek yapalım. Aksine örnek vererek yapalım. Şurası orta nokta olsun. Burası A ise burası 2A olur. Değil mi? Şurasına ben B dersem burası 2B olur. Sonra bakın. Şurası A'ya A. Çünkü burası da 2A'ydı. Bak burası orta taban oldu değil mi? Yani burası 3B ise o zaman burası da 3B olur. Yani şimdi burada AE 2B, FK 3B eşit olmadığı bir tane örnekte bile gösterildi. Daima olmadığı belli oldu zaten. Tamam. Bu da böyle bir ispattı. Tamam. Evet, 12'nin doğru seçeneği o zaman C oluyor. Evet, bu testimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.